Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri, programımız Sivas'ta tüm hızıyla devam ediyor. İlgili personeli ve neşeli işletme sahipleriyle Hayal Kahvesi bizleri konuk etti. Yanımda işletme sahipleri Volkan Celep ve Pelin Celep var. Volkan Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Ben teşekkür ederim. Volkan Celep ismim. Sivaslıyım. 37 yaşındayım. İşletmeciyim. İşletme sektörüne bu Hayal Kahvesi markasıyla dahil oldum. Peki tam olarak kaç yıldır yeme içme, daha doğrusu kafe sektöründesiniz ve Hayal Kahvesi Sivas olarak kaç yıldır faaliyet gösteriyorsunuz? Hayal Kahvesi Sivas ve kendi işletmeciliğimde aynı eşdeğerde. Bir aylık bir geçmişimiz var. Sivas'ta bazı eksiklikleri hissettiğim için, kendim Sivaslı olduğum için, bu eksiklikleri bildiğim için burada adım atmayı tercih ettim sektöre. Kendi memleketime kazandırmayı tercih ettim. O yüzden aslan böyle. Zaten burada yaşamıyorsunuz. Şu anda burada bir yerleşik hayatınız yok. Gidip gelmelerle buradaki işletmeyi yürütüyorsunuz ve talepler doğrultusunda ve eksiklik olduğu için burada bu işletmeyi açtınız. Peki Hayal Kahvesi Sivas olarak müşterilerinize ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Bunlardan da kısaca bahsedelim. Tabii ki Hayal Kahvesi müzik ve yemek konseptiyle tanınan bir marka. Müzik de tanındığı kadar yemeğin de tanınmasını istiyoruz. Mutfağına çok güveniyoruz. Hı hı. Dünya mutfağını sunuyoruz. Şu anda da zaten tadıyoruz. Hı hı. Şefimizden de zaten detaylı bilgileri birazdan alacağız. Az önce eğlence yani müzik organizasyonlarımızın burada düzenlendiğinden bahsettik. Hangi günler düzenleniyor? Program akışımız nedir şu anda? Onlardan da kısaca bahsedelim. Tabii ki. Haftanın 5 günü müzik programı yapıyoruz. Bunu canlı tercih ediyoruz. Haftanın 1 günü DJ performansı yapabiliyoruz. En ünlü halka mal olmuş sanatçıları Sivaslılarla buluşturuyoruz. İlk açılışımızı Ferhat Göçer'le yaptık. Arkasından Levent Yüksel, Yaşar, Göksel, bunların hepsinin programı Ramazan ayına kadar mevcut. Sırasıyla hepsini Sivaslılarla buluşturacağız. Kişi kapasitemiz 400 ile 500 kişi arasında. Aynı anda yemek ve içecek servisi yapabiliyoruz. Peki bir yaş grubu ortalamanız var mı giriş için? Tabii ki 18 yaş üstüne hitap ediyoruz. Buna da hassasiyetle özen gösteriyoruz. Bu konuda çok keskin prensiplerimiz var. Bunu da kimse için denmiyoruz. Peki bir giriş ücreti talep ediliyor mu siz? Yani ediyor musunuz müşterilerinizden? Konuk ettiğimiz sanatçıların anlaşmamıza göre bir bilet fiyatımız oluyor. Bu da gayet halkın makul gördüğü fiyatlar çerçevesinde oluyor. O anlamda bir eleştiriyle karşılaşmadık açıkçası. Peki buradan izleyicilerimiz program akışınızı nereden takip edebilirler? Sosyal medya hesaplarımız var. Hayal Kahvesi Sivas, Instagram, Facebook hesaplarımızdan. Buradan yayın yapıyoruz. Şehrin bazı noktalarında bilet noktalarımız var. Oradan temin edebilirler. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Şefimiz Pelin Celep'e dönmek istiyorum. Pelin Hanım, mutfağımız hakkında da sizlerden biraz uzmanımız olarak bilgi alalım. Dünya mutfağımız var. Ürün yelpazemizden sizler bahsetmenizi rica edeceğim. Aynen. Hayal Kahvesi olarak dünya mutfağını sunuyoruz burada. Sivas için aslında çok yeni lezzetleri sunmaya çalışıyoruz. Bunun için daha çok aslında biz burada organik ürünleri kullanıyoruz. Kendi ürettiğimiz soslarımızı kullanıyoruz. Benle beraber diğer şeflerim beraber bunun üzerinde çalışıyoruz. Yerel lezzetleri kullanıyoruz aslında. Çünkü Sivas halkının da lezzetlerini, damak tadını ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. O yüzden de kendi alışkın oldukları tatları da kendi dünya mutfağıyla birleştiriyoruz. Aslında bölge itibarıyla, bölge insanının da artık doğal ürünlere alışması durumundan dolayı böyle dondurulmuş bir ürün vesaire olduğunda direkt tadını anlıyorlardır. Siz de o yüzden bu konuda biraz hassas çalıştığınızı düşünüyorum. Tabii ki Sivas halkı özellikle et konusunda çok tecrübeliler. Onu çok iyi biliyorlar. O yüzden buradan temin ediyoruz. Dondurmuş ürünlerimizi kullanmamaya çalışıyoruz. Yani onu bildiğince çok azı indirmeye çalışıyoruz. O yüzden zaten dediğim gibi tamamıyla organik çalışmaya çalışıyoruz burada. Peki işletme tabii ki yeni. Şu anda en çok talep gören ürünleri sormamız pek doğru olmayacaktır ama en çok talep göreceğini düşündüğünüz ürünler hangisidir? Aslında yine size burada sunmaya çalıştığımız özellikle pizzamız, çok özel pizza. O yüzden Sivaslılar bunu çok sevdiler. O konuda iyi özel bir çalışmamız var. Makarnaları sunuyoruz. Hamburgerimiz tamamıyla bize ait. Yani ekmeğini, etini, her şeyini biz yapıyoruz. Soslarını kendimiz kullanıyoruz.
Et ürünlerimiz var, tavuk ürünlerimiz var. Bunlarla ilgili yine dediğim gibi kendi soslarımızı kullanıyoruz. Özellikle fayıtanızın bir spesiyel lezzet olduğunu düşünüyorum sizlere özel. Bunu tavuk ve et şeklinde yapıyorsunuz tavuk sanırım. Tavuk ve et şeklindeki farklı şekilde yapıyoruz. Özel sunumumuzu yapıyoruz onları. Tabii ki yemek, dünya mutfağı yemeklerimiz var ama bunun yanı sıra tatlı çeşitlerimiz de var. Bunlardan da kısaca bahsedebilir miyiz? Aynen, burada yaklaşık 9 çeşit tatlı sunuyoruz burada. Yine yani burada gördüğünüz trileçemiz var, malagamız var. Şu an çok en sevilen iki tatlımız aslında. Yine İtalyan, Fransız tatlarımızı da kullanıyoruz burada. Yani burada izleyicilerimiz sizleri ziyaret ettiğinde menüde zengin bir menü görüyorlar aslında karşılarında. Kapasitenizde, firmanızda şu anda kaç personeliniz çalışıyor acaba? 31 personelimiz çalışıyor. Bu bir tık daha arttırmak durumundayız çünkü ciddi bir taleple karşılaştık. Bu konuda da çok mutluyuz. Ne kadar çok kişi çalışırsak o kadar mutlu olacağız biz açıkçası. Rotasyon olarak çok merkezi bir konumda olduğunuz için bu konuda taleplerin cevap yani almış olduğunuz talepleri karşılamak açısından bir şube daha açmayı düşünür müsünüz daha sonrasında? Kesinlikle, kesinlikle düşünüyoruz. Çünkü Sivas bunu hak ediyor ve bunu da karşılayabileceğini düşünüyoruz. İnşallah o röportajı da yaparız sizinle. İşletme sahibimiz Volkan Celebe ve şefimiz Pelin Celebe vermiş olduğu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Sivas merkezde Hayal Kahvesi bizleri konuk etti. Bakalım sıradaki durağımız neresi?